Bir Kalemin Hikayesi Orhan Veli. İstanbul'da, Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. 1914'te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak sardım. 13'te Oktay Rıfat'ı, 16'da Melih Cevdet'i tanıdım. 17 yaşında bara gittim. 18'de rakıya başladım. 19'dan sonra avarelik devrim başlar. 20 yaşından sonra para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25'te başımdan bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum, hiç evlenmedim. Askerlik yaptığı dönemde hayatını bu şekilde özetlemiştir Orhan Veli. 13 Nisan 1914'te Beykoz'a bağlı Yalı Köyü'nde İzmirli Mehmet Veli ve Beykozlu Fatma Nigar Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Ahmet Orhan adını verir. Kanundan sonra ise aile Kanık soyadını alır. Ancak soyadı kanunundan önce babasının adındaki Veli'yi sahiplenecek ve zamanla Orhan Veli olarak tanınacaktır. Orhan'ın 3 kardeşi olur. O, Adnan Veli, Firuzan ve Ayşe Zerrin'in abisidir. Ancak Ankara'da bulundukları sırada dünyaya gelen Ayşe Zerrin henüz 1 yaşını bile doldurmadan kapatır gözlerini dünyaya. Orhan Veli naif bir çocuktur. Belki edebiyata düşkünlüğü de bu naiflikten kaynaklıdır. Büyürken başına talihsiz kazalar, hastalıklar da gelir. Yanma tehlikesiyle burun buruna geldiğinde henüz 5 yaşında küçücük bir çocuktur örneğin. Uzun süre tedavi görür bunun sonucunda. 9 yaşında kızamık, 17 yaşında da kızıl hastalığına tutulur. Herkesle iyi geçinen, her güzelliğe kalbini açan bir Orhan Veli vardır. Çocuk yaşları için büyük olgunluk anlamına gelen bu özellik, ileride bir güzel edebiyat adamı olmasına vesile olacaktır. Mehmet Veli Bey, Fatma Nigar Hanım ile evlendiği sırada Mızıkayı Hümayun'da klarnisttir. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefi olur. Aynı zamanda Musiki Muallim Mektebi'nde yani bugünkü Ankara Konservatuarı'nda armoni profesörlüğü yapar. Mehmet Veli Bey'in görevleri dolayısıyla Orhan 1923-1948 yılları arasında Ankara'da yaşar. Gençliğe ilk adımını burada atacak, ilk aşkın sancısını, ilk gözyaşının tazeliğini burada tadacaktır. Bu süreçte bir dönemde Ankara Radyosu'nda müdür olarak görev alan Mehmet Veli Bey, daha sonraki yıllarda İstanbul Konservatuarı'nda ilmi kurul üyesi ve İstanbul Radyosu'nda ses uzmanı olarak bulunur. Orhan Veli, 1. sınıfta Galatasaray Lisesi'ne yatılı eğitime verilir. Babası Ankara'daki görevine başlayalı 2 yıl olmuştur. Ve babasından daha fazla ayrı kalmaları istenmediği için Orhan'ın Galatasaray Lisesi'ndeki kaydı 4. sınıfı tamamladığında alınır. Ve Orhan annesiyle Ankara'ya taşınarak Gazi İlkokulu'na kaydolur. Bir yıl sonra 1926'da da Ankara Erkek Lisesi'ne yani bugünkü adıyla Ankara Atatürk Lisesi'ne yatılı kaydolacaktır. Orhan Veli 1932'de liseden mezun olur ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanır. 1933'te de Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti'nin başkanı seçilir. 1935'e kadar devam ettiği okulu mezun olmadan bırakacaktır. Bir yandan da Galatasaray Lisesi'nde öğretmen yardımcısı olarak çalışır Orhan Veli. Bu göreve de bir yıl daha devam eder. Orhan, edebiyatın büyüsünü keşfettiğinde henüz ilkokul sıralarındadır. Küçük öyküler yazıyordur küçük parmaklarıyla. Bir öyküsü Çocuk Dünyası adlı dergide yayımlandığında da henüz ilkokuldadır. 7. sınıftayken Oktay Rıfat Horozcu ile tanışır. Birkaç yıl sonra da Halk Evi'nde düzenlenen bir müsamere sırasında Melih Cevdet Andar ile tanışır. Zamanla güzel bir üçlü oluştururlar. Liseye başladığında ise edebiyat öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar olur. Tanpınar, Orhan'ın öz babası olmuştur bu süreçte. Onun yön bulmasında özel bir isimdir. Lise döneminde Enfes dostları Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile birlikte bir dergi işine soyunurlar ve Sesimiz adını verdikleri dergiyi çıkarırlar.
Orhan Veli, yaşamının bu genç çağlarında Aruz Mezni ile tanışır. Kurallarını kavramış, sinirlerini tam bir uyum içinde yazıyordur. Ellerinin, kalbinin ve de ruhunun şiire yatkınlığının keşfedir bu süreç. Edebiyatın yanında sanatın her kolu ilgisini çeker aslında. Tiyatro çalışmalarına da katılmaya başlar. İlk rolünü Raşit Rıza'nın oynadığı Aktör Kin oyununda alır. Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den uyarladığı Ercüment Behzat Love'ın sahnelediği Zor Nikah'ta baba rolünü üstlendikten sonra Orhan Veli tiyatro alanındaki çalışmalarına çevirmen olarak devam eder. Pek çok oyunu çevirecektir. Orhan Veli, üniversiteyi yarıda bıraktıktan sonra Ankara'ya döner ve burada PTT Umum Müdürlüğü, Telgraf İşleri Reisliği, Milletler Arası Nizamlar Bürosu'nda çalışır. Ankara'ya döner dönmez eski arkadaşlarıyla daha sık görüşmeye başlar. Şiirleri birbirine benzemeye başlayana dek yazarlar. 1936'da Nahit Sırrı Örik'in Orhan Veli hakkında bulunduğu öneri üzerine Düşüncelerimin Başucunda adını verdiği şiirleri Varlık Dergisi'nde yayımlanır. Varlık Dergisi, Orhan Veli ve arkadaşlarından şu cümlelerle bahseder. Varlığın şiir kadrosu yeni ve kuvvetli genç imzalarla zenginleşmektedir. Aşağıda 4 şiirini okuyacağınız Orhan Veli, şimdiye kadar yazılarını neşretmemiş olmasına rağmen olgun bir sanat sahibidir. Gelecek sayılarımızda onun ve arkadaşları Oksay Rıfat, Millih Cevdet ve Mehmet Ali Selin şiirimize getirdikleri yeni havayı daha iyi belirtecektir. Orhan Veli bazı şiirlerini yayımlarken Mehmet Ali Sel takma adını kullanır. Oktay Rıfat bu takma ad ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır. Galiba yırtmaya kıyamadığı şiirlerini bu isimle çıkartırdı. Kendisi ise bu durumu şu şekilde açıklar. O zamanlar çok şiir yayınlıyordum. Adamın her zaman görünmesi hem benim için hem de dergi için doğru değildi. Bir de şu var. Mehmet Ali Sel benim bazı tecrübelerime alet olmuş bir isimdir. Orhan Veli şiirlerini 1936-1942 yılları arasında Varlık'ta yayımlamaya devam eder. Bunun yanında İnsan, Ses, Gençlik, Küllük, İnkılapçı Gençlik dergilerinde de yayımlar. Orhan Veli'nin şiirleri şekil, yapı ve içerik itibarıyla hece ölçüsü olarak kabul edilir. 1937'den sonra Orhan Veli ve arkadaşları benimseyecekleri yeni tarzda yazacaklardır. Mayıs 1941'de Orhan Veli'nin 24, Melih Cevdet'in 16, Oktay Rıfat'ın ise 21 şiirinin yer aldığı Garip Seçkisi yayımlanır. Kitabın ön sözü en az şiirler kadar ses getirir ve o da Orhan Veli'ye aittir. Garip Mukaddimesi'nin ilk cümlesi şiirin tarifidir. Orhan Veli daha ilk cümlede sahip olduğu anlayışa göre şiirin tarifini basitçe yapar. Orhan Veli'ye göre şiir söz söyleme sanatıdır. Böylesi bir tanımı yapan şairin amacı mevcut olan şiir tariflerinin ve anlayışlarının garipliğini göstermektir. Şiire yüklenen anlamların tuhaf ve doğru olmadığını vurgulamaya çalışan Orhan Veli, şiirin o zamanki halinin günlük konuşmanın ve doğallığının çok ötesinde olduğunu vurgular. Orhan Veli'nin şiire getirdiği bir diğer tarif ise şöyledir. Şiir, bütün hususiyeti edasında olan bir söz sanatıdır. Yani tamamen manadan ibarettir. Buradan hareketle Orhan Veli'nin şiirden beklediği anlamlı olmasıdır. Ancak dikkat edildiğinde Orhan Veli bu şiir tariflerini tam manasıyla açıklamaz. Orhan Veli şiirin ne olduğunu değil ne olmadığını söyler. Ona göre şiirde vezin yoktur, kafiye yoktur. Şiirin kendine mahsus bir dili yoktur. Şiirde kendine mahsus bir nahir yoktur. Edebi sanatlar yoktur, musiki yoktur. Resim ve tasvir yoktur. Garip Mukaddimesi birçok şeyi reddetmiştir. Garip Mukaddimesi'nde birinci reddiye vezin kafiyedir. Orhan Veli başından sonuna kadar şiir anlayışını dile getirirken sürekli geleneğe karşı çıkmıştır. Orhan Veli'ye göre gelenek şiiri nazım dediğimiz bir çerçeve içerisinde muhafaza etmiş ve sınırlarını daraltmıştır. Bu nazımın belli başlı unsurları vezin ve kafiyedir.
Kafiyeyi ilk insanlar ikinci satırın kolay hatırlanmasını temin için, yani sadece hafızaya yardımcı olmak maksadıyla kullandıklarını dile getiren Orhan Veli, daha sonra buna bir güzellik atfedildiğini söyler. Ancak ilk insanların gözünde büyük bir şeymiş gibi görünen bu kafiyeyi ona göre uygun bir vezinle söylemek, o zamanki insan için vezinle kafiyenin kullanışında kendini hayrete düşüren bir güçlük yahut da büyük heyecanlar temin eden bir güzellik olmayacaktır. Böylesi bir düşüncede olan Orhan Veli, kafiye ve vezinin şiire ahenk katacağına inanmaz. Çünkü Orhan Veli'ye göre vezin ve kafiye şair ve şiir için birer engeldir. Bunlar şairin düşüncesine, hassasiyetine hakim olurlar ve doğal olan dilin şeklini de bozarlar. İkinci reddiye lafız ve mana sanatlarıdır. Orhan Veli edebi sanatları reddederken realiteyi bozmuş ve farklılaştırmış olduğunu da dile getirir. Lafız ve mana sanatları çok kere zekanın tabiat üzerindeki değiştirici, tahrip edici hastalarından istifade ettiğini ve eşyayı olduğundan başka türlü gösterdiğini ifade eden Orhan Veli, böylesi oyunlara gelen insanın doğallığından şüphe duyulması gerektiğini söyler. Teşbih, istiare, mübalağa ve bunların bir araya gelmesinden meydana çıkacak hayal zenginliği, yazının ortaya çıkardığı günden beri yüz binlerce şair tarafından kullanılmıştır. Bundan sonra da yapılacak edebi sanatların bize bir şey kazandırmayacağını dile getiren Orhan Veli, bunun artık tarihin aç gözünü doyurmuş olmasını ümit eder. Garip ön sözü, realiteyi reddeden her şeyi kabul etmezken, gerçek olan her şeyi şiirlerinde yansıtmaya çalışır. Üçüncü reddiye, muhteva, müreffeh sınıfların zevkidir. Orhan Veli, edebiyat tarihinde bugüne kadar pek çok şekil değişiklikleri olduğunu, bunlar garipsense de daha çok kolayca kabul edildiğini söyler. Ancak muhtevadaki, yani zevke ait olan değişikliklerin güçle kabul edildiğini ve bu sebepten dolayı şiire hakim olan zevkin pek seyrek değiştiğini ifade eder. Orhan Veli'ye göre şiir, bugüne kadar burjuvanın malı olmaktan, yüksek sanayi devrinin başlamasından evvel de dinin ve feodal zümrenin köleliğini yapmaktan ve müreffeh sınıfların zevkine hitap etmiş olmaktan başka hiçbir işe yaramamıştır. Şiiri hak eden sınıf, bugünkü dünyayı dolduran ve yaşamak için durmadan çalışan insanın hakkıdır. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır. Onların zevkine hitap etmelidir. Dördüncü reddiye, sanatların tedahülüdür. Orhan Veli bu bahse girerken daha ilk cümlede ben sanatların tedahülüne taraftar değilim diyerek karşı duruşunu dile getirmiş olur. Orhan Veli'ye göre şiiri şiir, resmi resim, musikiyi de musiki olarak kabul etmek gerekir. Çünkü her sanatın kendine ait hususiyetleri, kendine ait ifade vasıtaları vardır. Ayrıca sanatlar öteki sanatların içine girince hakiki değerlerinden de birçok şey kaybetmiş olurlar düşüncesindedir. Bu hususta musikiyle bağdaştırılan ahengi taklidi basit bir hile olarak gören Orhan Veli, musikiyenin ifade vasıtasının oldukça geniş olduğunu, bu basit hilelerin bir kusur teşkil ettiğini söyler. Orhan Veli, şiiri bütün hususiyeti edasında olan bir söz sanatı olarak görür ve tamamen manadan ibaret olduğunu söyler. Bunun üzerine doğrudan doğruya insan ruhuna hitap eden ve bütün kıymeti manasında olan hakiki bir şiir unsurunu, musiki gibi, resim veya başka bir sanat gibi basit hokkabazlıklarla bozmamak gerektiğini dile getirir. Beşinci reddiye, hudutsuzluk yahut mektepsizliktir. Diğer meselelerde olduğu gibi edebi akımlar konusunda da olumsuz görüş bildiren Orhan Veli, bütün edebi akımlara belirli birer kurallar sistemi getirdiğinden bunun bir şiirde sınırlılık yarattığını düşünür ve böyle söyler. Böylesi bir sınırlılığı genişletmenin, şiirde hudutları kırmanın kendilerine nasip olduğunu da ifade eder. Bu sebeple Orhan Veli, şiirde hudutsuzluk yahut mektepsizlik ister. Bu çabanın şiire büyük zenginlikler getireceğine inanır. Bu zenginliğin başında şiirde saflık, basitlik gibi olguların olduğunu sözlerine ekler.
Eskişehir'in bütün kural ve kaidelerini reddederken bu güzellik arayışı kendilerini bilinçaltına yönlendirir. Orhan Veli'nin istediği tabiilik, saflık bu safhada yani bilinçaltında vardır. Çünkü tabiat zekanın müdahalesiyle değiştirilmemiş halde ancak burada bulunabilir. Orhan Veli bilinçaltını ele alırken sembolistlerle karıştırılmamalarını ister. Bu hususta bizim arzumuza en çok yaklaşan sanat cereyanı sürrealizm cereyanıdır diyerek bunun sebeplerini de açıklar. Ruhi otomatizmi, fikir sistemlerinin ve sanat anlayışlarının çıkış noktası yapan bu insanlar vezni ve kafiyeyi atmak mecburiyetinde kaldılar. Onların bu davranışını takdire layık gören Orhan Veli, sürrealistlerin fikirlerini kısmen kabul eder. Orhan Veli'nin asıl ilgilendiği alan bilinçaltıdır. Bilinçaltını yazıya dökmenin mümkün olamayacağını, ancak onun taklit edilebileceğini dile getiren Orhan Veli, bu hususta sanatçıları mükemmel bir taklitçi olarak görür. Orhan Veli, edebi akım reddiyesine karşı akımsızlık önerisini getirmiştir. Altıncı reddiye, mısracı zihniyettir. Orhan Veli'ye göre şiirde hücum edilmesi gereken bir diğer husussa mısracı zihniyettir. Bu zihniyet mısra-i bercestedir. Eğer maksat eserse bir tek mısranın kafi olacağı görüşüne katılmayan Orhan Veli, şiirin bir bütün olduğunu ve hatta bu bütünlüğün farkına bile varmadığımız bir bütünlük olduğunu dile getirir. Burada mısracı zihniyete karşı çıkışı kelimelerin seçimi ve tasnifi hususunda belirir. Mısra zihniyetinde her kelime ayrı bir güzellik taşır. Böylece şiiri soyut bir zemine taşır. Orhan Veli'ye göre bu doğru değildir. Kelimelerin tek tek güzel olmadığını, bir bütün olarak tertip edildiğinde güzel göründüğünü söyler. Orhan Veli'nin burada karşı çıktığı şey aslında Eskişehir'de var olan şairaneliktir. Bu kitap birinci yeni olarak da anılacak garip akımını başlatmış olur. Bu üç kafadar başlattıkları akımla radikal bir tutum içine girerler. İlk işleri hececilerin özellikle Ahmet Haşmi'nin şiirlerini ve Nazım Hikmet'in toplumcu gerçekçi şiirlerini reddetmek olur. Orhan Veli yeni bir zevk ortaya çıkarmanın peşinde eski olan her şeyden uzak durmaya çalışır. Hece ve oruz ölçülerini kullanmayı reddeder. Kafiyeyi ilkel, mecaz, teşbih, mübalağa gibi edebi sanatları da gereksiz bulur. Yalın bir anlatımı benimser. Şiirin dilini, konuşma diline yakınlaştırma çabası içerisine girmiştir o. Orhan Veli, sokaktaki adamın söylemini şiirlerine taşıyarak yine bir tür gündeme getirmiştir. Süleyman Efendi'nin nasırlarına bile şiir yazarak ismini sokağa şiire taşıyan şair olmasına imkan tanımıştır. Garip akımı 1940-1950 yılları arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde önemli bir etki bırakacaktır. Garip şiiri yapıcı ve yakıcı her özelliğinin toplamında Türk şiirinde özel bir yer edinmiştir. Orhan Veli garip akımını sadece yazdıklarıyla değil, hayata karşı duruşuyla da açıklar. Fiziksel ve kişisel yönlerini de bu uğurda kullanmaktan çekinmez. Hayatında kesitler sunmaz aslında. Hayatını şiirlere göre yaşar. Bu süreçte şiirler ve ön söz edebiyat dünyasında büyük tartışma yaratır. Orhan Veli'nin kaleminden dökülmüş bir yazık oldu Süleyman Efendi'ye vardır ki hakkında ne çok yorum yapılır. Kimileri tenkit ederken kimileri çalıntı olduğunu iddia eder. Bir başka taraf ise Türkçenin eşsiz dizeleri olduğunu düşünüyordur. Bir şeyin hakkında bu kadar konuşulması o şeyi ister istemez yüceltir. Hakkında bunca şey konuşulan bu şiir bir anda popüler olur. Nurullah Ataç'ın deyimiyle vapurlara, tramvaylara, kahvehanelere kadar girmiştir. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi, kunduresi vurmadığı zamanlarda. Anmazdı ama Allah'ın adını, günahkâr da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Yazık oldu Süleyman Efendi'nin ününü
Ahmet Haşim'in Göllerde Budem Bir Kamış Olsam dizesini hizmet etmek için yazdığı Rakı Şişesinde Balık Olsam izler. Orhan Veli Eskiler Alıyorum şiirinin sonuna bir dize olarak eklemiştir bu cümleyi. Eskiler alıyorum, alıp yıldız yapıyorum. Musiki ruhun gıdasıdır, musikiye bayılıyorum. Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum. Bir de rakı şişesinde balık olsam. Usta şair Orhan Veli'nin 1942 sonrası yaşamını ve ardından gelişen olayları Bir Kalemin Hikayesi Orhan Veli bölüm 2 videosunda sizlerle paylaşacağım.